Merhaba arkadaşlar, Teknofelaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle oyuncu birleştirme, yani oyuncu upgrade işlemi yapacağız. Öncelikle bu işlemi yapabilmemiz için aynı futbolculara ihtiyacımız var ve biraz da şansa ihtiyacımız var. Futbolcular patlarsa yüklü miktarda paralar kaybedebiliriz. Ama aynı şekilde birleşirse yüklü miktarda paralar kazanacağız. Şimdi burada upgrade işlemi ile ilgili biraz bilgi vermem gerekirse, bakın ben şu an birebir birleştirme yapıyorum. Birebir birleştirme yaparken, hadi benim canım sıkıldı gideyim 2'ye 1 birleştireyim, 3'e 2 birleştireyim, 4'e 2 birleştireyim demiyorum. Çünkü oyundaki birebir birleştirmedeki yüzde ile 2'ye 1 birleştirmedeki yüzde aynı değil. Bu algoritmayı bozmadan siz oyuncu birleştirip gerekli miktardaki parayı kazanmaya çalışın. Oyunun da böyle algoritmasına karıştırırsanız muhtemelen iyi futbolcularınız bu kez birleşmeyecektir. Siz zarar edeceksiniz. Yeşil yanıyor gördüğünüz gibi. 1 milyonun üstünde bir oyuncu birleşmesi olursa yeşil oluyor. 10 milyon olursa sarı olacak. Bu oyuncu birleşse bile 5 milyon küsur sarı yanmayacaktır. Bakın hala yeşil yanıyor. Bunu da birleştirelim. Tüm oyuncularımda birebir birleştirme bittikten sonra 2'ye 1 denemesi yapabilirim. Patlasa bile beni çok zarara uğratmayacak futbolcu seçmem gerekiyor yine. Ben bu birleştirmeler için özellikle aynı futbolcuları tavsiye ediyorum. Örneğin bir tane futbolcu buldunuz ve 6 tane belki 10 tane var artı biri. Hepsini satın alıp hepsini birleştirmede kullanabilirsiniz. Bunun ne avantajı var? Siz futbolcuları diyelim ki bundan bahsedin. 300 bin aldınız, 10 tane aldınız, 3 milyon para harcadınız. 2 tanesi birleştiği zaman 5 sefer birleştireceksiniz. Toplam 5 birleştirmenin ikisi birleştiği zaman zaten 2 milyonunuzu kazanıyorsunuz. Şu an zarar gibi gözüküyor ama birebir birleştirmede %60 oranında birleşme ihtimali var. Yani çok yüklü futbolcular kullanmıyorsanız genelde birebir birleştirmeden zarar etmezsiniz. Onu belirteyim. Burada asıl parayı kazandıran 2'ye 1 birleştirmeler. O da yine bir seri şeklinde oluyor. Uzun süredir 2'ye 1 birleşme, yani 1'e 1 birleşme başarılı oluyor. Arada bir yerde futbolcu patlayacaktır. Ama o hangisi olacak? Şu ana kadar onu bulamadım. Yani bu olsa iyi olur mesela. Değeri çok düşük. Birleşse bile kar elde edemeyeceğim bir oyuncu. Thank you.
Evet, istediğim oldu. Evet, bu da birleşti. Gayet güzel meblağlar şu an için bizi bekliyor. Burada aşağıda başka birleştirebileceğim futbolcu var mı, ona bir bakalım. Almaya gerek yok ona. Şundan alayım benim. Ana kadroda oynayan kalecim. Gücü düşüyor. Bu futbolcunun birleştirmesi bir türlü başarılı olmuyor. Yani artı 2'ye kadar yükselse 3'te geri patlıyor. 1'e iniyoruz, 0'a iniyoruz. Böyle bazı futbolcuların lanet olduğuna inanıyorum. Özellikle Thiago birleştirmesi pek yapmamaya özen gösteriyorum. Şuradan bakalım başka kim var. Mesela bir tane şundan alacağım. Gelelim ikiye birleştirmeler. Daha bundan 3 tane 4 tane alabilirim. Piyasada varmış. Şu aldıklarım bir birleşecek mi? Önce bir ona bakalım. Bakın henüz 2'ye 1 birleştirme yapmadım. O yüzden 1'e 1 birleştirmelere devam ediyorum. 2'ye 1 birleştirmeleri en sona bırakacağım. Çünkü seri olarak 2'ye 1 birleştirmelere geçtiğim zaman 1'e 1 birleştirmeyeceğim. Bu da yükseldi. Şuradan yine oyuncu alalım. Bunu da alayım, şöyle piyasa biraz yükselsin. Evet. Bakın iki tane futbolcum var burada. Frey var. Bu var mı? İkisi varmış, alamıyoruz. Bunu da alalım. Üstten tekrar geliyorum. Hovers birleşecek. Karasu piyasada yok. Kastan alalım. Onu kaçırdık. Bunu alalım. Evet, onu aldık. Reyes yok. Sırna var piyasada. Alalım. Hugo Molla yok piyasası. Bakalım duruyor mu? Evet, duruyormuş. Tabii bunun benim az kadroda olup yedeğinin de, yani bir tane daha olmaması kötü. Çünkü biraz sonra birleştirmeye başladığımda patlarsam kadroda bir oyuncum çok daha düşük oynamış olacağız mecburen. Evet. Mesela bundan piyasada çok var arkadaşlar. Bundan biraz alabiliriz. Şöyle bir bakalım. Evet, birleşti.
Bundan da piyasada çok ama bunun birleşmesi kötüydü. Daha doğrusu değeri kötüydü. O yüzden onu almayalım. Şuradan alalım. İkiye bir birleştirme yapacağım. Bakalım bunlar birleşecek mi? Bu da birleşirse 3 tane bir alacağım. İkiye bir birleştirmek için kullanmak amacıyla. Evet, birleşti. Unutmayın arkadaşlar, bakın hala birebir birleştirme yapıyorum. Bunun sebebi de oyunun algoritmasını bozmadan ilerlemek için. Bu benim birleştirdiğim futbolcuların tamamı birleşecek diye bir kayda yok. Birçoğu da patlayacaktır. Buna da hazırlıklı olmamız lazım. Perinden de alalım bir tane. Bakalım birleşiyor mu? Birleşti. Ama piyasada 4 tane olmasına rağmen ben bir tanesini alınca kalanlar kayboldu. Muhtemelen hepsini tek bir kişiye vermek istemedikleri için böyle bir şey yaptılar. Şimdi bu da piyasada yok. Yok, bunları birleştirmeyeceğim. Üstteki ikisi için almışım arkadaşlar. Bazen böyle dalgınlığa denk gelebiliyor. Bundan hala yok. Piyasada bir tane var gözüküyor. Evet, onu aldık. Şöyle yapalım. Bazen oyun böyle bir hata veriyor. Sanki son futbolcu duruyormuş gibi. Onu da tekrardan bir kere daha al deyince satıldı. Uyarısı verip listeden kaldırıyor. Evet, bu da tamam. Burada da ikiye bir. Kalecimiz var mı? Varmış. Bunu da alayım. Hatta şunu da alayım duruyorsa. Satılmış o zaman. Daha almaya gerek yok. Bundan var mı? Var. Alalım o zaman. Bu satılmış. Şu duruyor mu? Bu duruyormuş. Bunu aldık. Bunu da piyasadan temizleyelim. Şimdi Stepanenko. Yok, piyasası. Evet arkadaşlar, şu an bir sürü oyuncum oldu elimde, 2'ye 1. Şimdi tekrardan bakıyorum. Yok. Şimdi bu ikiye birleri nasıl değerlendireceğiz? Tabii ki upgrade yapacağız. Ben şöyle bir son kez piyasası var mı yok mu diye kontrol ediyorum aslında. Futbolcuları tek tek. Bakın şurada yedek ve oynuyor anlamında. Main yazıyorsa kadronuzda oynuyor. Sub yazıyorsa yedek. Birçok futbolcu da var. Benim az kadromda. Yani bunların patlaması demek. Şu başa geleyim. Şuradaki 143 milyon fiyatın düşeceği anlamına denk geliyor. Baştan başlayalım bakalım. Şimdi şuradan başlayalım. İlk birleştirme patlayabilir, o yüzden az kadromdaki oyuncuyu kullanmıyorum. Dikkat etmek lazım. Yine o oyuncu patlayabilir ama ben bir önlem alıyorum şu an. Bakın şu an birleşti.
Bakalım bu birleşecek mi? Devam ediyoruz arkadaşlar. Az kadromdaki oyuncuları kullanmadan. Mesela şunu birleştirebilirim. Şimdi bu da birleşir. Az kadroya da alamam. Az kadronun bir leveli var. O yüzden bunlardan daha yüksek. Bu da patladı. Yani çok kötü ilerliyoruz. Bu kadar patlaması normal değil. Şunları deneyelim arkadaşlar. Şu an sadece 3'e 1 birleştiriyorum. Unutmayın, başka bir şey değil. 3'e 1 birleştirme. 3'e 1 diyorum, pardon, 2'ye 1 birleştirme. Birleşirse 3 olacaklar. 0'a kadar düştü arkadaşlar. Algoritma yenilendi diye düşünüyorum aslında ama yine de emin olamadığım için az kadromdaki oyunculardan birini birleştirmek istemedim. İki sefer üst üste birleşirse üçüncüye benim az kadrodaki oyunculardan kullanmayı düşünüyorum aslında. Bakın yine. Yani artı bir olarak gel bari de. Şurada yine bir tane daha adamım var benim. Bu da patladı. Piyasası var mı? Yok. Birleştirsem zarar etme ihtimalim yüksek. Onu bir deneyelim. Unutmayın arkadaşlar, benim burada zararım 1.8 ile 3 topla 2.1 değil 900.000. Çünkü bunu da ben birleştirdim. Yani birleşmese bile 900.000 zararım oluyor. O yüzden paketinize birden aynı futbolcuyu siz alın, birleştirin. Patladı. Evet arkadaşlar, artık çok da futbolcum kalmadı. Mecburen takımda oynayan oyuncuları da birleştirmeye başlayacağım. 143 milyon. Bu yanlış hatırlamıyorsam takımın şu anki toplam değeri. Yani normalde bu kadar kötü hareket etmiyordu. Ama şu an gerçekten çok uyumsuz hareket ediyor birleştirmeler. Ama ben geri adım atmayacağım. Ben de video çektiğim için geri adım atmıyorum. Eğer böyle sıkıntılı bir durumla siz karşılaşırsanız geri adım atın. Çünkü çok para kaybedebilirsiniz. Belki biraz sonra ben de çok para kaybedeceğim.
Evet, Sarıyan'da gördüğünüz gibi 10 milyonun üstünde bir oyuncu, 21 milyonluk bir birleştirme sağlamış oldum. Bunu kaybettik. Ama bu ana kadromdaki oyuncu değildi. Bakın, aslında bu da ana kadromdaki oyuncu değil ama şöyle şuradan devam edebilirim. Daha benim kadroda ve burada birleştirmem gereken 3-4 futbolcu var. Onların patlaması benim için zarar demek olacak. Ha, bunlar da zarar ama bunlar şu üstteki para miktarını etki eden zararlar. Bir de kadro değerini etki eden zararlar var. Bakın, bunlar şuradan harcadığım paraların geri dönüşü olmadığı anlamına gelir patlarsa. Ama diğer birleştirmeler kulübün değerini düşürecek birleştirmeler. Şimdi ben bunları açıkçası yem ediyorum. Bunlar birleşmeyecek. Ki birleşte şansıma. Şuradan başlayalım mı? Yedekmiş. Buradan başlayalım. Düşme ihtimali var. O yüzden emin olamadım. Ama yine de birleştiriyorum. Evet, beklediğim gibi düşme ihtimali gerçekleşti. Kulübün değerini aşağı çekmiş oldu. Şimdi Feri'ni mi denesem, Şayer'i mi denesem, bunu deneyeceğim. Bunun biraz daha patlarsa maliyeti bana az olacak, hiç olmazsa. Evet, bu birleşti. Öbüründen 1,5 milyon kaybetmiştim. Bakalım bu birleşecek mi? 7,5 milyonluk bir zarardan bahsediyoruz. Evet, birleşti. Takımın değeri şu an arttı diye düşünüyorum. Tabii şöyle şunları da birleştirmeyi başarırsak birkaç kat artacak belki. Yani kat olarak demeyeyim de, çünkü şu an için zaten kulüp değerim çok yüksek değil. Mesela bunu kaybettik. Bunu da kaç seferdir artı 3 artı 4'e zorluyorum ve bir türlü olmuyor. Sana sonra döneceğiz. Başka var mı? Birleşirse 30 milyon ama birleşmezse 8 milyonluk bir zarar. Yok, 7 milyonluk bir zarar. Yapma bunu. Artı 2 olarak dön diyeceğim ama zor.
De şunu bir deneyelim. Bu da birleşmeyebilir aslında ama umarım birleşir. Evet. Risk almayı seviyorum. Kulübün değerini bunun birleşmesiyle topladığımızı düşünüyorum. Şu Hoverson artı ikisi var mı? Bir tane var gözüküyor. Alalım, bir daha deneyeceğim çünkü. Bakın artı bir almadım. Artı bir, artı bir birleştirip bir daha artı bir ile artı iki birleştirebilirdim. Bunun bana maliyeti de 2,6 milyon olurdu. Ama ben 5,6 milyon verip artı ikisini satın aldım. Çünkü oyunda şu an 2'ye 1 birleştirme yapıyorum. Bu dengeyi bozmamam lazım. Siz de birleştirme yaparken bu dengeyi bozmayın. Bu yine birleşmeyebilir. Ama şu an birleşme ihtimali var. Yine kaybettik. En azından 2 olarak geleydin ya. Ben yine alırdım piyasadan birini. Bir daha denerdik. Şu an bakıyorum piyasada. Elimde olup da piyasada ikisi olan yok. İki birleştirmelerim burada tamamlandı diyorum. Şu an için almayalım. Başka kim vardı? Sen var mıydın piyasada? Şu ikiye biri de birleştireyim. Çok da para etmiyor ama. Patladı. Şimdi ikiye bir patladığı için birebir denemesi yaptım ve bakalım ne olacak. Bundan sonra ikiye bir birleştirmeyeceğim arkadaşlar. Birleştirecek olsaydım bunu birleştirmezdim. Takımımın değeri 140'tı. Bunu birleştirmeyi başarsam zaten otomatik 139 milyon ediyor. Acaba piyasadan bunu komple silsem mi? Neyse, şu an için dursun. As kadromda oynamayan, birleştirdiğim yüksek oyuncular varsa biraz sonra kontrol edeceğim. Onları da satacağım arkadaşlar. Evet, bu da birleşti.
Bu birleştirmelerden kaynaklı menajerlikte de yine bir bildirim var. Ufak tefek birkaç paket verecek olabilir. Ya da bir paket. Bu menajerlikten gelen paketler, özellikle level yükseltme paketleri çok iyi. Onların da tabii 40, 50, 60, 70 gibi 10 katlı, onun katları olan paketler iyi. Bakalım birleşecek mi? Bu da yine az kadromdaki oyunculardan biri. Evet. Da oğlum bari bir olarak dön de piyasadaki diğer oyuncuyu alayım. Değmez. Bakın oyuncumun leveli 3, diğerinin leveli 1. Ben bu ikisini birleştirince 3 level olacak ve birleşme ihtimali %100. Yani sıfırlık bir oyuncuyu neyle birleştirirseniz birleştirin %100 birleşecektir. Bu konuda bir sorun yok. Bu da oyuncuya tabii ki level vermek için yapılan birleştirmeler, başka bir amaçla yapılmaz. Suriye'ye gidelim. Şöyle. Az kadrom haricinde. Bakın az kadromun bölümü burası. Ondan sonra kalan oyuncuları, sıfır olanları kadrodan siliyorum. Çünkü şurada oyuncu sayım 55 bölü 100 diyor. Paket açılımı falan yaparken bu tarz oyuncuların gerçekten burada olmaması lazım. Şunları da birleştirelim. Yani şeytan diyor ki şunu birleştir. Kulübün değerini artırabildiğin kadar artır. Bunun da ikisi var ya. Bu ne kadar ediyor? İyi ya, para etmiyormuş. Deneyeceğim. Batarsak da çıkarsak da. Bunun ikisini alabiliyor muyum? İkisini alıp iki yapabilirim belki. Üçe iki birleştirmelerin oranı şu şekilde arkadaşlar.
3'e 2, 3 tane oyuncu birleştirirseniz muhtemelen sadece bir tanesi birleşecektir. Yani bu durumda 3 tane oyuncu deneyeceğim. Belki 4, belki 5 tane denemem gerekebilir. Biri bu olacak, yem edeceğim. Diğeri bu olacak, yem edeceğim. Şunun da ikisi olsa piyasada. Muhtemelen başka bulamayacağız. Evet arkadaşlar. Upgrade serimizin muhtemelen son bölümü artık. Burada şöyle bakalım tekrardan. 140 milyon takım bütçesini 200'e taşıdık. Ben hala 140 gibi düşüneyim. Çünkü burada patlayacak futbolcuların zararı çok fazla olacak. İlk oyuncumdan başlıyorum. Değeri de çok yüksek değil. O yüzden bunun patlamasını istiyorum. Bu benim önden gönderdiğim kurbanlardan biri. Ve o yükseliyor. Bundan sonra oyuncu yükseltebilir miyiz? Yükseltemeyiz. Aşağıda bir kurban daha vardı. Ucuz. Bunu da deneyelim. Yani benim amacım takım değerini yükseltmek adına bir upgrade yapmaktı. Ama bunu başaramadık. Takım değeri elbette yükseldi ama ilk futbolcunun yükselmemesi lazımdı. Şöyle bir markete gideyim. 3'e 2 bakalım bulabilecek miyiz? Ben de 3'ü olan ikisini alıp geleyim. Al bakalım. Bunun 3'ü kaç para ediyor ki? Şu olanın ikisini alayım diyorum. O da yok, o da yok piyasada. Ne yapayım yani şimdi? Yok.
Maalesef tekrardan takıma gidip ne yapacağıma karar vermem lazım. Denesem. Mola'yı deneyeceğim. Mola patladı diyelim. Bu patlarsa diye hesaplıyorum şu an. Bu patladı. Şu an çok riskli bir durum. Giremediğim için birebir birleştirme deniyorum. Diğer oyuncu birleşmeyecekti. O birleşince bütün algoritma bozuldu. İkiye iki birleştirmeler birebir kadar garanti değil. Ama şöyle bir fiyatlar kurtarıyorsa tabii ki deneyebilirsiniz. Üçe üç birleştirme tavsiye ettiğim bir birleştirme değil. Üçe iki birleştirin. Ben de birleştirecek olsam onu birleştirecektim ama şu an maalesef o birleştirmeyi de yapamıyorum. Takımımın değeri şu an 207 milyon oldu. Markete gidiyorum. Birleşmeye değil. Hani hepsi değerinden düşük. En iyisi bunları da satayım, yoksa ben bunları birleştiririm. Ben alacağım zaman bunların biri bile yok piyasada. Alayım, birleştireyim istiyorum, yok. Şimdi satacağım. Yok, iki tane var. Yok, üç tane var. Piyasada olmayan futbolcularım en üst seviyeden satışa sunuyorum.
Şimdi ben şunları birleştirecek olsam, madem piyasada varlar, alalım bunlardan. Opsiyon işlemine devam ediyorum arkadaşlar. Bu oyuncuları artıran olarak satmamamın sebebi piyasada birer tane olmaları. Onları da ben aldım. Artı ikisi zaten piyasada bana ait olmuş olacak. Birleşenler hem daha hızlı satılmış olacak. Hem de ucuza satmamış olacağız. Bu biraz önemli. Bakalım birleşecek mi? Evet, birleşti. İç birleşmedi ve sıfıra kadar düştü. Şimdi 200-200 birleşince 400 oluyor. Ben zararda oluyorum. Ama burada amacım birebir birleştirmek değil. Bunları ikiye bir birleştirme yapacağım. Bire bir bile birleşmedi ki. İkiye bir nasıl birleştirelim? Şimdi bu ikiye bir desek ona.
Terinden piyasada var ama şu durumda birleştirmek çok riskli. Ben çok seviyorum. Evet, bundan başlayalım birleştirmeye. Umarım birleşmez. Birleşmez dedi ya. Hadi ya, kötü oldu, bu da birleşti. Muhtemelen perinleri kaybedeceğiz. Bir tanesini deneyelim bakalım. Hadi birleş. Evet, 3 milyonu çöpe attım diyordum ama birleşti. İşte bunun birleşmeme ihtimali var, o yüzden bunu birleştiriyorum. Bir buçuk milyon. Bu adamı kurban ediyorum. Acaba bundan sonraki birleşir mi? Yine bir kurban bulmalı mıyım diye düşünmeye başladım şimdi. Tane 2 € olaydı, iyiydi ya. Şimdi direkt perine veremeyiz yani. Riske değer mi? Şöyle bir bakalım. 21 milyon. 3. Buna verdik. 3 buna verdik. 6 milyon. Para verdik. 21 milyon. Patlasa bile zararım yok. Eğer patlamazda birleşirse yüklü miktarda karım olacak dedim. Bu riski de göze aldım. Evet, sonunda. Bu da birleşti. Şu menajerle de bir bakalım ne gelmiş. Evet arkadaşlar, takımımızın değeri 207 milyon oldu. 184 milyon EP paramız var. Yaklaşık 1 saattir upgrade işlemi için uğraşıyoruz. Onu al, öbürünü birleştir, öbürünü birleştir, diğerini al. Bayağı uzun sürdü. Ben şuradan marketten, daha doğrusu market diyorum, itemden elimdeki paketleri de açacağım. Hiç olmazsa bu kadar uzun videonun şöyle bir market diyorum ya.
Bu videoyu FIFA Online 3'ün sıfırdan FIFA Online 3'ün serisi olarak çekmiş olalım. Çünkü FIFA Online 0'dan FIFA Online 3 de başladığımız oyunda para kazanıyoruz. Ama şu an çok da fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Kararsız kaldığım için videoyu kesiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Paket açılımını da bir sonraki videoda yaparız. Bugün sadece upgrade işlemine ayırmış olduk 1 saatimizi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.